Gel, gel güzel kızım. Babacığım. Hadi gel. Ben geldim, alo. Millet nerede Şule Hanım? Neredesiniz ya? Oo, götür. Götür Suat Hanım. Utandırma beni Hüsnü. Canım çekti, ne yapayım? Hem ben iki canlıyım. Ye karıcığım, ye, afiyet olsun. Mis gibi musakka. Sen seversin diye yaptım, gel. Eline sağlık. Yalnız bana da kalsın Suat Hanım. Hüsnü. diğerleri nerede? Hazır mısın? Hazırım. Şimdi tamam. Kafirler, Kızıl Ordu birlikleri. Kamil Çavuş neredesin? Sıhhiye nerede Sıhhiye? Dayanın evlatlarım, dayanın yavrularım. Yok bir şey ya, dedem delirmiş yine. Ay Hüsnü. Bir günde ben delireceğim, bakalım o zaman ne yapacaksınız? Allah 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 Allah. Baba, baba, kurtar bizi baba. Yaşatmayın onları, öldürün, öldürün. Ya yeter hepsini. Ya, baba, baba, yaşatmadım ya. Baba, Hüsnü, ne yapıyorsun baba? Neden sen değil mi öylesin ya? Ya yeter artık baba ya. Ordumuzun dünya barışının gelişmesine her türlü katkıda bulunmaları ve bu gaye uğruna uluslararası anlaşmaların gerektirdiği güçlerin tarihlerini yerine getirmedi. Babama bisiklet sorsana. Tamam. Baba, hani bisiklet? Bisiklet ne oldu? Sınıfı geçtik işte. Ulan okumak desen yok. Sidik zoruyla sınıf geçtiniz. Atınız çekiniz diplikte. Ne yapayım oğlum size ha? Ne yapayım? Hüsnü, tatile gireli şurada kaç gün oldu? Her gün bir komşudan şikayet. Rezil oldum bütün mahalleye. Vereceksin savaş mahkemesine. Yer misin yemez misin? Dur dedi Allah'ını seversen ya. Falaka falaka. Yarından tezi yok, çalışmaya başlıyorsunuz ona göre. Çalışmak mı? Evet. Biz bir işte anlamayız ki baba. İyi işte öğrenirsiniz. Sabah erkenden kalkıyorsunuz ona göre. Nereye gideceğiz? Sabah görürsünüz. Eti senin, kemiği de senin Salim Usta. Halihazır bunlara. Gözlerinin yaşına bakma. Merak etme sen Hüsnü kardeşim. Bu dükkan bugüne kadar kimlere adam etmedi. Öpün lan ustanız elini. Hadi. Aferin, aferin. Ben udar olur. Hadi bana eyvallah. Kolay gelsin. Hadi güle güle. Bakın bayın öyle aval aval. Gidin arkada üstünüzde işin. Hadi hadi. Sen de gülme. Hadi işini yap. Ya biraz çabuk olun. Daha boya vuracağız. Akşama geliyormuş deri. Sen de oyalanma. Hadi çabuk ol. Kolum koptu benim ya. Öldüm ben oğlum. Ne zormuş ya. Ne oldu oğlum size ya? Ne gülüyorsunuz lan? Gidin lan işinize. Biz tatildeyiz oğlum. Gireceğim ben bunlara. Başa gelmiyor musunuz? Hadi dağılın lan eşek sıkalım. Ne oyalıyorsunuz çocukları? Çalışırlar siz de patlatır mensiniz ha. Kolay gelsin Salim Usta. Merhabalar Hüsnü Bey kardeş, hoş geldin. Usta şu bizim rölantiye bir baksana. Olur bakarız. Nerede bizim oğlanlar? Biraz önce Metin hastalandı. Hastalandı mı? İstifra etti. Allah Allah. Tekin de onu eve götürdü. Yapma ya. Ne oldu ki? Tamam usta, görüşürüz. Görüşürüz. Nefes aldırma. Öyle başım ağrıyor, kıçım ağrıyor, dinleme. Merak etme Hüsnü Bey kardeşim. Eşek çamura bir defa yatar. Tepelerindeyim Allah'ın izniyle. Tamam tamam. Hadi gözünü seveyim usta. Hadi hayırlı işler. Güle 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 güle. Duydunuz babanızı, ona göre ha. Okulun açılmasına daha çok var değil mi? Çok. Ben matematikçiyi çok özledim ya. Hadi be. Vallahi billahi.
Ya abi biraz ileri gitsene, kolun çarpıyor, içemiyorum. İlerideyiz işte oğlum. Didişmeyin, yiyin yemeğinizi. Yavaş yavaş, sınıcın boğulacaksın. Acelem var, geç kaldım. Devriye mi var gene baba? Aha, evet, devriye. Devriye değil, bu defa gizli görev. Gizli görev değil mi, anlarım ben. Öyle sayılır, yemeğini ye. Gizli görev ne demek? Nataşalar. Ne Nataşası dede, nereden çıktı şimdi bu? Hani baban Nataşaları kurtarmıştı ya, işte o gizli görev. Hey Allah'ım yarabbim. Çocuklara her şeyin doğrusunu öğretmek lazım. İyi, çok güzel dede, sen devam et. Bana müsaade et. Güle güle baba. Kazan mübarek olsun evlat. Sağ ol dede. Hüsnü, aklım sende kalacak. Kalmasın, kalmasın hadi. Dikkat et, olur mu canım? Merak etme. Asıl sen dikkat et. Bebiş nasıl, başarı mı kımıldamıyor? Daha kımıldar mı Hüsnacığım? Kıstırmayın hadi. Ay canım benim. Hadi, hadi ara. Aramayı unutma. Babam nereye gitti anne? İyi akşamlar. Hoş geldin abi. Merhaba. Hoş geldin abi. Kimse bilmeyecek değil mi? Merak etme abi, bizden laf çıkmaz. Arkadaşlar sağlamdır. Hop! Sıra kimde birader? Geç abi. Hadi abim, hayırlı işler. Sağ ol. Hadi acele et. Geç abi şöyle. Herife bir koydum kafayı. Lavuk yerde. Bak küt, bir telefonlar. Ana baktım iki polis. Öyle havalı havalı. Başladılar labalaba etmeye. Dedim polise, kardeşim sen ne konuşuyorsun ha? Sen ne konuşuyorsun? Senin amirin kim? Amirin amiri kim? Onu söyle bana. Yavaş kardeşim, yavaş. Ne oldu birader, bir şey mi var? Hayır yok. Öyle baktın da. Tamam ya, geldik. Sağda bıraktık. Ne tuttu? 23.70. Üstü kalsın. Yemek gitti mi? Harika be. Vallahi nasıl sevindim tertip. Sağ ol kardeş. Rıza baba sayesinde. Sonunda ipten aldı beni. Bana Rıza baba deme abi. Bana Rıza baba deme. Bir benim tayinimi yapmadı ya. Şoför biraz ileride ineceğim. Tabii. Burası iyi mi? İyi iyi. Şoför mü? Ne şoförü lan? Ben seni sonra ararım. Hadi bay bay. Buyurun, üstadım. Sağ olun. İyi günler. İyi günler. Maçkaya. Maçkaya. İn Taksim'den, ben daha önce bindim. Önce ben el salladım taksiye. Nereni sallarsan salla. Yüzünü görmek istemiyorum. Ay ben çok bayıldım yüzüne. Hanımlar sakin olun, aynı yere gidiyorsunuz. Sen karışma, önüne bak. Yüzüne kardeşim. Subhanallah. Utanmıyorsun değil mi müşteri çalmıyor? Ne çalması be? O herif benim kapımda yatardı. Ben burada. Alo Suat, karıcığım. Hüsnü. Hüsnü, iyi misin canım? Ben mi? Bilmiyorum Suat ya, bilmiyorum. Gebertirim seni, yoksun mu? Hüsnü, neler oluyor orada? Allah aşkına Hüsnü. Yok bir şey, yok bir şey. Cevap versene bana Hüsnü. Tamam, ya bunlar hep benim diyor Suat. Ya ben seni sonra ararım. Allah'ım yarabbim. Yine o yosmalarla. Yosma ne demek anne? Suçin, Liyan, kızım Fuat. Çocuğa cevap ver, cevap. Fuat değil dedeciğim. Suat, Suat. Aman Suat. Be, neyse işte. Gelin, gelin. Bırak seni, manyak. Ya, Peru. Allah aşkına kesin dedim ya, kesin. Ya, Peru nasıl ya? Manyak. Ay ben senin Peru'na be. Ya abi, durun kardeşim, bir dakika durun, kavga etmeyin ya, durun. Kalk, kalk, kalk. Yapma, dur, saçmalamayın. Alsana sen şu periyonu. Durun, durun, durun. Ya durun, durun. Yapmayın diyorum, bu sokak otursun. Yapmayın ya, dur, ayrıl. Dur, bir dakika. Ya durun, durun arkadaşlar, ben polis. Bırakın beni, ben
polisim diyorum size ya. Hadi kardeşim. Ya bırakın, ben polisim dedim size ya, polisim. Kardeşine sen mi satıyorsun lan bu kadınları? Allah Allah ya arkadaşlar, durun, bir yanlışlık var. Ya anlamıyor musunuz? Ben polisim dedim size, polis polis. Ya gitmesene kaç. Bize rahat sorun içeride. Ya baksanıza, ben polisim diyorum size. Senin yüzünden oldu bir kere. Etmişsin. Alacağım o peruğun parasını, görecek misin? Adamı da elinden alırım demiştin ama. Şşşt. Hadi oradan be. Hadi be. Bana bakın. Çoban. Amirim. Ne işin var burada senin? Yani diyorsun ki adam taksicilik yapmıyordu. Ne alakası var? Zababa yapma Allah aşkına. Hüsnü gizli görevdeydi. Senin adamlar işi berbat etti. Ben de bunu yedim. İnanmıyor musun bana? İnanacağız artık. Elimiz mahkum. Güzel. Bir öğlen burada yemeğe çıkalım mı? Tamam. Al bakalım. Madem şoförlüğe o kadar meraklısın, geç direksiyona. Rıza baba. Tek laf etme çoban. Rıza baba, ben şimdi bu yüzden sürülürüm değil mi? Anladım amirim. Suat, karıcığım bir çay koyar mısın? Suat, bir çay koyar mısın? Kalk kendin al. Ya hayatım, niye böyle yapıyorsun ya? Bıktım senin bu kötü kadınlarla olan ilişkilerinden üstü, bıktım. Allah cezamı versin, benim suçum yok ya. Niye aldın o zaman o şırfıntıları arabaya ha? Niye? Tabii gördün güzel kadınları. Vallahi değil ya, vallahi değil. Ya zaten benim filim şaşmış. Tamam üstünü, tamam bırak. Ya bir baktım arabadalar. Allah Allah. Allah canımı alsın ya. Çocuklarımın üstüne yemin ederim ya. Peki bana şunu açıklar mısın? Neyi? Nasıl oluyor da şehrin bütün şırfıntıları eliyle koymuş gibi seni buluyor ha? Var sende bir şey. Adam çekiyor böyle, üstüne üstüne çekiyor. Ya Suat. Suat, delirtme adamı ya. Dedenden belli zaten. Sülalede var bir bozukluk. Irsi geçiyor. Hey Allah'ım yarabbim ya. Kızım yemin ettim ya. Çocuklarımın üstüne yemin ettim. Var mı daha ötesi? Yok değil mi Hüsnü? Yok tabii. Ben senin üstüne gül koklar mıyım güzel karıcığım? Bıcırık karıcığım benim, bıcırık karıcığım. Ya Hüsnü yapma lütfen ya. Bebecik nasıl? İyi. İyi, 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 güzel. Çay koyayım mı? Ya şöyle, insafa gel. Hadi bakalım, koy güzel bir çay da içelim. Hüsnü, kadınlar güzel miydi? Suat ya, vallahi keseceğim şimdi kendimi ha. Hüsnü, bak artık bayağı belli oluyor değil mi? Ha? Vallahi oluyor be Suat. Nasıl annesi bebiş? İyidir herhalde. Öyle bir iştahımı açtı ki deli gibi yiyorum ben Hüsnü. Deme ya. Vay ergele vay. Erkek galiba. Bilmem. Hüsnü, bak kızma yine ama. Ne oldu? Doktoru bir sorsak da aldırsak mı acaba? Ya kocaman olmuş bebeği nasıl aldıracağız? Delirdin mi sen, Allah'ını seversen ya? Delirdim. Delirdim galiba. Kafam kaldı bende. Bu evde bir sürü deli. Bunlarla baş edemiyoruz. Bir de bebekle nasıl? Boş ver be karıcığım. Allah büyük. Bakarsın kısmetiyle gelir. Bize uğur getirir. İyi. Gelsin bakalım. O da gelsin. Gel sana bir sarılayım. Gel ne zaman? Hüsnü. Bu ne ya? Hayatın gerçekleri. Bu elektrik faturası. Bu da buzdolabının taksidi. Yarın ikisi de yatacak. Bak elektrik kesilirse karanlıkta otururuz. Sakın unutma canım. Tamam. Ne kadar yapıyor bu ikisi? 110. Yuh! Silkelendik yine ya. Sen gel bakayım şöyle. Fatura ha? Aa, gel yapma. Şöyle. Ben sana gösteririm faturayı. Faturayı ben. Zayiat yok ya. Hı. Hayır, yok. Kes zırlamayı, kes. Sizi sefaletten kurtardım. Çocuğuna baktım. Seni karım yaptım. O serseriye kalsa şimdi kim bilir? O serseri dediğin adam hayatında piske bile vurmadı. Boşanmak istiyorum ya. Hem de bir an önce. Metin! Tekin! Gol! Yok mu sizin işiniz? Niye gitmediniz Salim Usta'ya?
İzinliyiz bugün anne. Bak yalan konuşmayın. Vallahi izinliyiz anne. Salim usta memlekette, dükkan kapalı. Zelir, kızım kaldır kafanı şu kitaptan da gel bir işin ucundan. Dur anne ya, en heyecanlı yerinde. Kuru fasulye de çok heyecanlıdır kızım. Bir başlasan bırakamazsın. Hadi be. Hoş geldin bebeğim. Hoş bulduk. Aman benim torunum kapıda açarmış. Maşallah, maşallah. Hoş geldin dedi. Hoş bulduk Fuat kızım. Bana bir su ver. Hoş geldin dedi. Hoş bulduk. Bakın ne aldım size. Hayırdır inşallah dedi. Ne var orada? Kaset. Kaset mi? Ne kaseti? Müzik kaseti. Yolda satıyorlardı, aldım. Çok güzel şarkılar var. Dede kimin kasetiymiş? Sen tanımazsın. Hadi teybe takın, hadi. Çalın da dinleyelim. Efendim sağ ol. Alo Hüsnü, seni duyamıyorum. Alo. Suat, o sesler ne öyle? Suat, iyi misiniz siz? İyiyiz, iyiyiz de. Dede coştu yine canım. Allah aşkına dede. Bir sus. Hüsnü, elektrik parasını unutmadın değil mi canım? Bir de buzdolabı taksidi var. Suat, sırası mı şimdi ya? Yarın yatırırız. Hadi, hadi. Pardon amirim, evden. Dede bir rahat dur ya, ne olursun. Bir sus ya. Türk'e durmak yaraşmaz. Bugün yine çok sıcaktı ya. Her yerim yapış yapış ya Suat. Ah canım benim. Ne haber kızım? İyiyim baba. Dedeyle çocuklar bekleyemedi seni. Onlar yediler Hüsnücüm. Afiyet olsun hadi. Ben seni bekledim babacığım. Güzel kızım benim. İyi olmuş böyle de ya. Sessiz, sakin. Ne demezsin. Hüsnücüm, elektrik faturasını yatırdın mı? Yatıramadım. Vallahi hiç fırsat olmadı. Kesecekler elektriği, karanlıkta kalacağız. Yarın ilk iş. Söz vallahi. Aman çıkar senin yine bir işin yarında. Ya çıkarsa çıkar, ne yapayım yani? Polislik bu kızım. Dönüp diyemem ki. Ulan İstanbul, delikanlı ol. İki saat uslu dur da ben şu faturayı yatırıp geleyim. Bu ne ya? Bu sesler ne son? Sorma Hüsnü. Dede evi Yeniçeri Ocağı'na çevirdi. Ha, bir bu eksik. Amirim biliyorum artık size de ayıp oluyor ama. Yine tayin meselesi değil mi Hüsnü? Maalesef. Durumum ortada amirim. Anlatmama lüzum yok. İki yakamızı bir araya getirinceye kadar akla karayı seçiyoruz. Bir de biliyorsunuz Suat beşinciye hamile olunca... Çoban, otur otur. Oturmayayım amirim. Otur otur. Bak, tayin dediğin öyle kolay değil biliyor musun? Hem ekip arkadaşların seni ne kadar çok seviyor farkındasın değil mi? Bilmez miyim amirim? Ben de burada çok mutluyum. Ama benim derdim başka. Bak, aslında kesinleşmeden söylemeyecektim ama... ...senin lojman işini halletmek üzereyiz Çoban. Biraz daha sık düşün. Lojman mı? Evet. Ciddi misin Rıza baba? Evet. Yüzlük yüzlük kuyruğuna geldi. Dayan biraz daha. Dayanmam Rıza baba, dayanmam mı? Tamam. Bir tanesiniz siz. Tamam, tamam. Başka bir şey yoksa çıkabilirsin. Yok anne. Aslında Rıza baba, bankada ufak bir işim var. Şu fatura meselesi, hani dün de bahsetmiştim. Tamam, tamam. Çabuk dön ama oyalanma, tamam mı? Tabii, tabii. Çoban. Buyurun abi. Bir şey ihtiyacın var mı? Tamam, tamam, ben hallederim hanım. Sağ ol. Buyurun. Teşekkür ederim. Affedersiniz. Şu elektrik faturasını hemen yatırıp gitsem. Benim acil göreve gitmem lazım da. Tamam kardeşim, tamam. Kusura bakmayın. Rica ederim. Aldır, 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 aldır. Lan, önüne çık lan. Çık, çık. Geç içeri. Gel, gel, gel. Yürü, yürü, yürü. Geç içeri, gel. Geç, geç şuraya, geç şuraya. Çöp sen, geç. Çöp. Kıpırdama, kıpırdama. Kıpırdama. Al şunu. Al. O benim elektrik paramdı ya. Başlat bana ben elektrik paramı lan. Doldur şunu. Çabuk. Dur böyle. Doldur. Doldur şunu. Doldur hadi. Çabuk, çabuk. Çabuk. Daha hızlı.
Hadi çabuk! Seni bekleyeceğiz. Dışarısı birazdan polis kaynar. Doldur hadi. Şunu. Sen gel bakalım bizimle. Rehinimiz olacaksın. Hadi ben çabuk aslına. Dursana. Bıraksana ya kadın hamile. O hamileyse sen gel bakalım. Kendin kaşın. Yürü. Kimse kalmasın. Kimse kalmasın. Salama. Bitirdiniz mi iş? Tamam birazdan. Merkez 1903. Merkez dinlemedi. Ataşehir semtinde bir banka şubesinde silahlı soygun. Soyguncuların yanında bir de rehine var. 35-40 yaşlarında bir erkek. Soygunu gerçekleştirenler silahlı ve tehlikeli. Hadi toparlanın gidiyoruz. Hüsnü nerede? Dışarıda işi vardı, gelmedi daha. Çoban, ulan çoban. Tam buldum kaytaracak zamanı. Sağlam para kaldırdınız ama. Kes sesini. Kıyak iş valla. 10 dakikada dünyanın parası. Altınızda da lüks araba. Oo, imrendim valla. Nereden buldunuz bunu? Bizim her gün lüks arabamız olur. O kadar basit değil bu işler ha. Niye abicim? Rehinin durumuyla ilgili bilgi var mı? Hayır yok ama şubedeki diğer müşterilerden kimse yaralanmamış. Neyse. Araç Mobesa'dan izleniyor değil mi? Az önce Ataşehir kavşağını geçtiler. Siyah şık çocuk 34 Zonguldak zile 48.00 ile kadar araç. Anlaşıldı, tamam. Ali, dön şuradan önlerine çıkalım. Bir kere her şeyden önce yürekli olacaksın. Ben de yürekliyim. Hadi lan. Vallahi bak, siz bakmayın benim böyle durduğuma. Bende mangal gibi yürek vardır ha. Sonra başka ne lazım bu işler için? İyi silah kullanacaksın. Tamam, kullanırım. Attığını vuracaksın. Tamam, vururum. Ya sallama. Vallahi sallamıyorum be kardeşim. Sen şimdi iyi silah kullanıyorsun öyle mi? Evet. Abi bu herif sinirlerimi çok bozdu ya. Biz de tanıdı. Köprülükte bitirelim mi şunun işini? Salak lan bu adam. Sabah yedirim bile atılamaz lan bu. Baksana şu tipe. Ne oluyor ya? Çek 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 kenara ayarlar sizi. Çek kenara. Direksiyondan çekme ellerini. Ellerini göreyim ellerini. Ver silahı. Ver silahı. Yürek ha. İn aşağıya. Bunlar neden mi? Anlarız şimdi. Elinizi tellere dayayın. Açın ayak benzi. Açın. Aç. Aç. Dikkatli olun. Pusu olabilir. Rehine nerede? Buradayım amirim. Paralar da burada. Çoban? Bugün burada vazifesindeki yüksek bağlılık ve çalışkanlık neticesinde gösterdiği yeni bir başarıyla teşkilatımızın bir kez daha göğsünü kabartan Hüsnü Çoban arkadaşımız için toplanmış bulunuyoruz. Yaşa baba! İyi yapın be! Çoban Hüsnü'nün engellenemez yükselişi. Yaşa var ol! Aslan torunum benim! Gazi torunu be! Maşallah! Benim de kocam olur kendisi! Hüsnü, Türkiye seninle gurur duyuyor. Ailen seninle gurur duyuyor Hüsnücüğüm. Arkadaşlar, hepinizin bildiği gibi bundan 3 ay önce bir kuruş şebekesini tek başına çökerten medarı iftarımız Hüsnü Çoban kardeşimiz 2 gün evvel karşılaştığı bir banka şubesi soygununda gene tek başına ve herhangi bir hazırlığı olmaksızın gösterdiği kahramanlık neticesinde hem şubenin çalınan parasını kurtarmış hem de 3 suçluyu etkisiz hale getirerek adalete teslim etmiş. Aslan babam, kahraman babam, yürü be babam, Hüsnü Çoban babaya, yumruk havaya. Babanız burada, susun. Şimdi huzurlarınıza sorgunun gerçekleştiği bankanın müdürünü davet ediyorum. Tebrikler. Sağ olun. Efendim, asla emeğinizin ve girdiğiniz tehlikenin bedeli olamaz ama bankamız adına gösterdiğiniz bu kahramanlığın mükafatı ve takdiri olarak size bu 5000 TL'yi takdim etmekten onur duyuyorum. Nasıl sevindim anlatamamıştım. Ben de çok sevindim amir. Gerçekten çok ihtiyaç vardı. Evet. Hüsnü. Suat. Gördün mü Suat? Ömrün geçer şehrin sokaklarında. Gecesi gündüzü siner üniformana. Küçük bir çocuk selam verince sana.
yiyelim arkadaşlar. Ödül avcısı Çoban Üstü'nün ödül parasını yiyelim. Buyurun amirim. Bütün parayı bu masaya harcamadın herhalde. Ay biliyorsunuz amirim. Afiyet olsun. Ne olsun Rıza baba. Yavrum bana soğan getirir misin? Usta sıkıldıysan yer değiştirelim. Bırak bırak ödül avcısı, ben hallederim. Baba keşke dedem mangal partisinden sonra gitseydi. Sahi nerede Mustafa dede? Tutturdu köyümün toprağını özledim diye. Sabah bindi ilk otobüse Manisa'ya gitti. Ve çoban? Artık bir daha tayin lafı falan etmezsin ha? Neden Rıza baba? Burada işlerin tıkırında, ödüldü, ikramiyeydi. Oh! Emniyet genel müdürünün dikkatini çekmiş vallahi. Bu üstü benden çok kazanıyor diye. Yuh! Daha neler ya? Affedersiniz Rıza baba, arkadaş biraz abarttı da. Benim çatalımı getirsene. Baba anlasana ya şu soyguncuları nasıl yakaladığını. Oğlum kaç defa anlatacağım? Ama ben dinlemedim Hüsnü amca. Hadi ama işte, kırma şu çocukları. Neyse, bakın aile teyzenizin hatırına. Oley! Şimdi biz şubeden çıktık. Para heriflerde. Bir de rehin aldılar. Ben işi geyiğe vurdum ama bir boşluk arıyorlar. Derken punduna getirip bu salaklara bir giriştim. Bir ne bir kafa, bir ne bir uçan tekme, bir ne bir yumruk. Uçan tekme mi? Evet. Arabanın içinde mi? He, ne olacak? Benim uçan tekmelerim meşhurdur aslanım. Atıyorsun ya baba. Babayla öyle konuşalım eşek sıkıntı. Ye yemeğini hadi. Çıktığınız kızlar ne hoş olur. Kucakta vay vay. Ay Semiha abla, bankanın verdiği ödül ilaç gibi geldi vallahi. Ay canım, güle güle Erciğim. Murat abi, bir şey soracağım. Sor abiciğim. Lan oğlum dursana. Ya bir dakika dursana. Murat abi, sen Zeynep ablaya aşık mısın? Hadi oradan aşık. Bak sen şunlara. Hadi bakalım. Büyüklerin içine burnunuzu sokmayın. Oturun yemeğinizi yiyin. Bunlar ablaya ne oldu şimdi ya? Ne diyorsunuz siz ya? Ne dedik ki şimdi? Artık sonra çocuk. Merkez 45-40. Merkez 45-40. 45-40 dinlemede. Dragos 43. sokakta silahlı saldırı. Anlaşıldı, yola çıkıyoruz Aylin. 40 yılın başı bir keyif yapalım dedik ya. Siz keyfinizi bozmayın. Hadi hoşça kalın canım. Canım hadi görüşürüz. Afiyet olsun size. Hadi güle güle. Kaç yıl oldu alışamadım ben hala. Doğru valla. Alışılır mı böyle şeye? Gitmeleri bir dert, dönmelerini beklemek ayrı bir dert. Kocacığım, Hüsnücüğüm, gel canım. Tamam tamam, dur şunları bağlayayım. Hı, ver kolunu. Ver tamam, ben kendim giyerim. Aa, olur mu? Gel. Allah Allah, nereden çıktı şimdi bu? Canım, ben bugün alışverişe gideceğim, çarşıya çıkacağım. Bir şey ister misin? He, şimdi anlaşıldı. Nereden çıktı şimdi bu çarşı? Çocukların bir sürü eksiği var Hüsnü. Belki farkında değilsin ama haftaya okullar açılıyor. Bebek için de bir şeyler bakacağım. Sonra kendime bir iki hamile kıyafeti almayayım mı? Ya kızım şu para iki gün dinlenseydi cebimizde fena mı olurdu? Aşk olsun Hüsnü. 40 yılın başı elimiz biraz para gördü. İlla harcarken boğazına dizeceksin insanı. Tamam tamam. Bak çok açılmayın ama. Önümüz kış. Oduna kömüre de bir şeyler kalsın. Sen merak etme kocacığım benim. Sen şimdi git güle güle, hadi canım. Hadi tamam tamam. Nasıl olmuşuz baba? Süper değil mi? Vay kara kartallar. Siyah. Beyaz. Siyah. Beyaz. En büyük. Beşiktaş. Çak 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 çak. Hey yavrum be, yavru kartallara bak. Baba yeni bebeğim nasıl? Çok güzel kızım. Senin gibi çok güzel o da. Bu senin bebeğin, bu da benim bebeğim. Oh. Gel bakayım güzel kızım. Nasılım ama? Vay be Suat. Bir elbise bu kadar mı değişti insanın? Çok güzel vallahi ya. Ne yani, normalde güzel değil miyim Hüsnü? Ya neresinden aldın lafı kızım ya? Hiç giymiyorsun bu renkten. Nasıl yakışmış diyorum. Çok güzel olmuş yani. Ha. Zeliş. Gel kızım baban görsün. Ablama bak. Ne ya abla? Bu ne hakikaten? Suat bu ruj ne böyle? Ruj işte, nesini anlamadın? Baba ya. Bu kız daha çocuk, ne yaptınız siz ya? Çekil git karşımdan, git odana. Ay Hüsnü bak ne o kadar yakışmış. Arkadaşlarım sürüyor ya. Peki bu etek ne böyle iki karış? Yani Suat, vur dedik öldürmüşsün yani. Aşk olsun Hüsnücüm, bütün yaşıtları giyiyor. Git kızım git, git gözümün önünden, üstüne başına başka bir şeyler giy, git. Oh be, şöyle millet ayaklanmadan sakin sakin ağız tadıyla bir kahve içelim. Değil mi karıcığım? Afiyet olsun canım. Hüsnü. Efendim Suat. Bir şey diyeceğim sana. Orası belli Suat da, ne diyeceksin? Ne oldu yine? Merak etme, kötü bir şey yok. Dün ultrasona girdim ya. Gösterdi. Erkek. Ne? Erkek mi? İşte bu be. İşte bu aslan.
Barış, niye abartıyorsun bu kadar? Oh be! Zaten bizim iki oğlumuz var. Onlar gibi it kapalı olmayacak bu Suat. Tecrübeliyiz artık. Alim gibi yetiştireceğim ben oğlum. Alim, göreceksin. Emniyet amini yapacağım ben onu. Emniyet amini. Ya. Hüsnücüğüm, biraz daha pilav ister misin? Vallahi varsa alırım be güzel karıcığım. Var tabii. Sen seversin. Teşekkür ederim, ellerine sağlık. Afiyet olsun. Sen de ister misin güzel kızım? Aç bakayım ağzını. Aç 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 aç. Aç. Aferin sana. Bunların suratı niye böyle beş karış? Okullar açıldı ya, keyifleri kaçtı. Ya baba, daha ilk haftadan derslere başladılar ya. Allah Allah, yapma ya. Ödevi bile verdiler baba. Hay Allah ya. İnsan biraz alıştıra alıştıra başlar değil mi? Değil mi, değil mi, değil mi? Ulan eşek sıpaları, daha ilk haftadan başladınız su koymaya. Ama baba. Aması maması yok. Adam gibi okuyacaksınız bu sene. Gözüm üstünüzde ona göre ha. Benim güzel kızım, gelişim nasıl gidiyor fen lisesi bu sene? Biraz zorluyor ama halledeceğim baba. Aferin güzel kızım, aferin, aferin. Bakın da örnek alın ablanıza. Anne, sordun mu babama? Unuttum. Neyi unuttun? Hüsnücüğüm, sana bir şey söyleyeceğim ama. Ne oldu yine? Bak, kızmayacaksın ama. Kızım söylesene, tamam kızmayacağım. Zeliha bir arkadaşını yarın akşam ders çalışmak için eve çağırmak istiyor. Ne var bunda? Arkadaş erkek. Canım, ne olmuş erkekse? Sen ciddi misin Hüsnü? Ya ne demek ciddi misin ya? Hayır, erkek arkadaş denince cinlerin tepene çıkardı da. Karıcığım, hangi devirde yaşıyoruz ya? Zeliha'nın arkadaşı erkek olsa ne olacak? Bunlar daha bak ne kadar çocuk ya. Baksana şuna ya, bak. Sağ ol baba. Rahatına bak benim çalışkan kızım. Siz de ayağınızı denk alın. Bu sene öyle sidik zoruyla sınıf geçmiş karne istemem. Ona göre. Ablanızı örnek alın biraz ya. Zeliha, sen de bunlara biraz yardımcı ol ya, şu itlere. Tabii babacığım. Ulan şu babama da hasta oluyorum ha. Ekmeği verir misin? Hüsnücüğüm, yorgun görünüyorsun. Yorgunum tabii karıcığım. Bütün gün kaldırmadık ki kafayı dosyadan. Ay kıyamam ben sana. Yemekten sonra bir masaj yaparım. Bir şeycim kalmaz. Yap yap. Sen de hani bizim gibi ders mi çalıştın baba? Öyle oldu vallahi. Ne o? Siz ders mi çalıştınız bugün? Evet. Doğru mu duydum Suat? İşte. Çalıştık vallahi baba. Toparlandıktan sonra mı çalıştınız abi? Ne? Kızım susana. Top mu? Vallahi iftira baba. Sus, yalan konuşma. Ya. Notlar adam gibi gelmesin, sorarım ben size o zaman. Hadi sen yemeğini ye, uğraşma canım bunlarla. Zilişim nerede, yemiyor mu? Onlarınkini odasına götürdüm, ders çalışıyorlar ya. Doğru ya. Dur, ben şu çocuğa bir merhaba diyeyim, ayıp olur ya. Çocuk mu? Anne, Okan abi çocuksa biz ne oluyoruz şimdi? Kolay gelsin çocuklar, hoş geldin çocuğum. Merhaba Hüsnü amca, ben Okan. Memnun oldum Okan. Ben de. Hadi. Hadi ben sizi bölmeyeyim. Sağ ol baba. Hüsnü, ne oldu? Suat, bu içerideki ne? Anlamadım. İçerideki o yaratık ne? Ne yaratığı var Hüsnü? Kızım, siz bana bakla kadar çocuk demediniz mi? Ay, onu ben demedim Hüsnü, sen dedin. Ne altıza işte ya? Bu bakla falan değil Suat. Deve, bu deve. Evet, biraz irice. Okulun basket takımındaymış çocuk Hüsnü. Allah'ım, bu benim biricik küçücük zilişimle yan yana diz dize ya. Yapma Hüsnücüm ya. Bir şey mi diyecektin baba? Yok bir şey. Siz devam edin. Bu oğlanın üzerinde bir şey var mıydı Suat? Ne oluyor? Kendine gel Hüsnü, ne olur. Bu mu? Evet. Hüsnü, ne olur heyecanlandırma beni. Tamam, bak çocuğa bir şey olacak. Baba, ne yapıyorsun? Şimdi anlarsınız. Hüsnü. Tunç yalnız mı evde? Alışacak. Nöbet geceleri sıkacak dişini. Ama korkusu falan yok maşallah. Doğru. Koca adam oldu artık. Alo. Hüsnü. Usta, merkezdesin değil mi? Evet. Sana bir çocuk soracağım. Bizim Zeliş'in arkadaşı. Hemen GBT'sine bakabilir misin? Çocuk mu? Hayırdır usta? Çocuk değil abicim bu. Deve. Söyle. Söylüyorum, yaz. Okan test satar. Baba adı Namık. Anne adı Neriman. Doğum yeri İstanbul. Tamam, bakıp hemen arıyoruz seni. Ne oluyor?
Şunun GPT'sine baksana bir. Delirdin sen galiba Hüsnü. Deliririm kızım. Ben evimde azman görmeye alışkın değilim. Baba korkma ya, zararsızdır o kanal, bir şey yapmaz. Ne korkması be? Kimden korkacağım? O veletten mi? Velet mi, azman mı, bir karar ver istersen. Baba sen onu bir uçan tekmeyle yere yıkarsın değil mi baba? Deli misin oğlum, o kanal bir çiğ yer be. Hadi oradan be, kim yiyor, kim yiyor? Öğrenci. Hiçbir şey yok yani. Aa, temiz. Temiz. Tamam. Hüsnü sakin ol. Alo. Çoban. Abicim, Zeliş'in arkadaşı var ya, Okan Teçsater. Oğlum yanmışsınız siz. O adamda ne ararsan var. Çete, haraç, gasp, fedailik, tecavüz. Okullarda uyuşturucu satıcılığı. Sakın kaçırma elinden. Yakala Hüsnü. Şimdi okudum yakala. Canım. Hüsnü. Hüsnü ne yapıyorsunuz? Hüsnü. Allah aşkına yapma. Kalk ya, kalk. Kaldır elini. Allah Allah ya, herif her şeyi ciddiye alıyor ya. Çocuğu öldürecek şimdi. Ya. Ne yaptım ben Hüsnü amca ya? Hüsnü! İndir elini, indir. Ne dedin sen buna? Ne Suat ne oluyor orada ya? Baba ne yapıyorsun? Ne yaptım ben Hüsnü amca ya? Bir de soruyor Hüsnü. Baba delirdim. Uzat elini, uzat. Anne! Vallahi ben bir şey yapmadım Hüsnü amca. Ya versene şerifi bana, ver lütfen. Baba saçmalama ya. Bu deve var ya, bu deve. Babam çok özledin beni ya. Korkma kızım, artık bir şey yapamaz bu sana. Mesut telefonda. Ne var, ne istiyorsun? Mesut. Alo usta. Yakaldım abicim herife. İyi ekip göndersene bizim eve, en sevdiğim iti. İyi halt ettin lan. Şaka yaptık be, şaka. Ne? Şaka mı? Sen bittin Mesut. Bittin ya, bu kadar. Geberteceğim oğlum seni. Sen var ya, sen Mesut. Ne diyor? Ne sen sorun ne ben söyleyeyim. Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Günaydın Murat. Ne haber Ali? İyidir abi, günaydın. Gel otur gel. Mesut yok mu? Daha gelmedi. Hayırdır abi? Niye sordun? Hiç öylesine. Abi, acil bir şey varsa arayalım. Yok, gerek yok. Birazdan düşer nasıl olsa. Abi, bir kahve alıp geliyorum sana, tamam mı? Günaydın Hüsnü abi. Günaydın Aylin. Abi, senden bir şey rica edeceğim. Neymiş? Ya bu bizim yeğenin kreşten arkadaşı. Rica etsem de bir gebetirsin. Gülün gülün. Hatta ikiye ayrılın gülmekten. Günaydın. Ne oldu, bir şey mi kaçırdın ben ya? Yo, tam zamanda geldim. Gel buraya gel. Hüsnü! Hüsnü bakalım! Gel! Hüsnü! Ne oldu? Ne yapıyorsun oğlum? Yardım lan sen. Gel buraya gel. Aile hayırdır, bir şey mi var? Hiçbir şeye dokunmayın. Hemen gel buraya, gel diyorum sana. Gel. Hüsnü yapma. Anneme ulaşabildin mi baba? Hayır. Müsait olunca o bizi arar. Arar mı gerçekten? Bir gidip baksak ya baba. Annen koca kadın. Artık her ortadan kaybolduğunda peşine düşemem ki Tunç. Kaldı ki buna hakkım da yok. İhtiyacı olduğu zaman o beni arıyor zaten. Ya arayamıyorsa baba? Ya başına bir şey geldiyse? Bak Tunç. Korkuyorum baba. Ya annemi bir şey yaptıysa? Oğlum, canım. Tamam. Bak gidip bakacağım. Sil gözyaşını bakayım. Sil. Tamam. Bakacağım dedim ya. Tamam be oğlum be. Tamam Tunç ya. Allah Allah. Bakacağım işte. Tamam mı? Tamam. Hadi. Ne gerek var bu tekerlekli iskemleye? Bacaklarım çalışıyor benim. Doktor tavsiyesi. Yavuz verdi iskemleyi. Dikişlerini zorlamayacakmış. Anlayışlı çocuk tabi. Kimin kardeşi? Biraz da benzesen. Bir şey mi dedin sen? Ha? Bir şey mi dedin? Hayır. Bir şey hayır. Mi dedin? Ha? Hayır. Beo, korktun mu? Kim? Ben mi? Paslanmışsın evde oturmakta. Bir gün elbet kalkacağım ayağa. Sonra? Ne sonrası? Yani ayağa kalkınca. Yani? Belki de o kadar paslanmamışsındır. Ne demek bu? Paslanmadığını ispatla bana. Avucunu yalarsın. Senin bu yaptığın var ya,
Utanmıyorsun değil mi elden ayaktan düşmüş bir kıza sarkıntılık etmeye? İnsanlar bana bakıp içinden ne diyor biliyor musun? Ne diyor? Ne kadar merhametli bir adammış. Allah her şeyi vermiş ona ama o gitmiş sakat bir kızın gönlünü yapmaya çalışıyor. Bana bak. Yalan mı ha? Yalan mı? Yalansa söyle. Sen çok fazla oldun tamam mı? İndir şu silahı. Eline hiç yakışmıyor. Bundan sonra sen evinin kadını, çocuklarının anası olacaksın. Allah Allah! Yok ya!